Cenaze namazı için hazırlık yaparken lütfen sosyal mesafeyi, fiziki mesafeyi de koruyalım. Cenaze namazına geçmeden önce cenaze namazının kılınışını kısaca tarif etmek istiyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, uydum hazır olan imama diyerek niyetimizi yapıyoruz ve tekbirimizden hemen sonra Subhaneke duasını okuyoruz. İkinci tekbirimizden sonra Allahümme salli, Allahümme barik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirimizden sonra bilenlerimiz cenaze duasını, bilmeyenlerimiz Fatiha'yı okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra sağımıza ve solumuza selam vererek cenaze namazı kılmış olacak inşallah. Buyurun. Eğer kişi niyetine Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, uyun hazır olan imama. Allahu Ekber. الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مرحوم الله يشون الله رزاق يشون الفاتحة عزيز وفك مكرم kardeşlerimiz rahmetiyle, lütfuyla, keremiyle, mağfiretiyle bizleri ihata altına alan, yaratan, yaşatan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun. İbadat-ı taatlerimizi, namazlarımızı, niyazlarımızı, müracaatlarımızı indi ilahiyesinde kabul ve karim eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerimiz, tüm varlıkları yoktan Rabbimiz bir kanun koymuş ve bütün canlılara bir ömür biçmiş, zaman tahdidinde bulunmuş ve yaratılış ve ölümün gayesini de Mülk Suresinin 2. ayetinde bizlere açıklamıştır. Estaizu billah ellezî halakal mevte vel hayâte liyemlüveküm eyyüküm ahsenu amele ilâ ahir-i ayet. Allah kalp etti. Neyi? Ölümü. Sonra hayatı. Niçin? Eyyüküm ahsenu amele. Hanginiz faydalı, hayırlı işler yapacaksınız? Sınamak üzere yarattık diye buyuruyor. Bir başka ayette اِذَا جَاءَ اَجَلْهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَخْدِمُونَ Ecel geldiğinde takdir edilen ecel, vakit geldiğinde ne bir salise takdim edilir, ne de bir salise tehir edilir. Bu cümleden hareketle pek kıymetli kardeşimiz bu rahmet ayında genç sayılacak bir yaşta Rabbinin takdir ettiği ömrü itmam etmek üzere ebedi hayata kendilerini tevdi etmek üzere huzurda bulunuyoruz. Kıymetli Ali Gürsü Ergen'i beyefendi kardeşimizi suren tezkiyede bulunacağız. Biliyoruz ki herkes tarafından sevilen, övülen, bilinen, tanınan kardeşimizdi. Hepimiz derinden üzüntülüyüz. Şimdi tezkiye geçiyoruz. Kıymetli kardeşimizi hani hayattayken nasıl bilirdiniz efendim? Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Rabbimiz hüsnü şehadetinizi kabul eylesin. Kıymetli Ali Gürsü Ergen'i beyefendi kardeşimizi ahirette taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz? Lütfen helal ediniz. Lütfen helal ediniz. Lütfen helal ediniz. Rabbimiz helalliğimizi de kabul eylesin inşallah. Semayelerimizi açarak mağfiret dileyelim. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alem Vehhab. Bağışlaması bol Rabbimiz. Engin lütfunla, merhametinle, rahmetinle, mağfiretinle hefal olmak üzere el açtık, boyun büktük. Senden mağfiret diliyoruz. Lütfunla bizleri kulluğuna kabul eyle. Ya Rab, ibadat-ı taat, hayr-ı hasenatımızı maal kusur ve küsur kabul eyle. Ya Rab, Ali Gürsü Beyefendi kardeşimizi rahmet-i rahmanla engin mağfiretine tevdi ediyoruz. Makamını cennet eyle.
mekanını âli eyle, menzilini mübarek eyle ya Rabbi. Geride bıraktığı kederli aileye, sevenlerine sabr-ı cemil, ecr-i cezil ve dur-i ömürle muammel eyle ya Rabbi. Başta kainat Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın aziz ruhuna, cümle gazilerimizin, şehitlerimizin, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmak üzere, cümle devlet büyüklerimizin aziz ruhlarına hediye ediyoruz, ruhlarını şad eyle. Şu mübarek gün ve saatlerde cümlemizi sevdiğin kulların cümlesine ilhak eyle. Ordumuz, yurdumuz, vatanımız, bayrağımız sana emanettir. Lütfunla muhafaza eyle. Başta salgın hastalıklardan, afetlerden, elemlerden, kederlerden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Bu hürmeti Taha ve Yasin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kıymetli Ali Yusuf Ergen'i beyefendi kardeşimizin aziz ruhu için, cümle ölmüşlerimizin ruhları için, dualarımızı kabulü için, Allah rızası için El-Fatiha. Cenab-ı Hak hepinize razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Allah kabul eylesin.